Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 280 sıra sayılı vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 50. maddesi hakkında konuşmak üzere partim adına söz aldım. Bu madde çifte vergilendirmeyi önleme amacıyla karşılıklı anlaşma esaslarının düzenlenmesine ilişkin olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verilmesi hususundadır. Maddeye bir itirazımız yoktur. Dünkü konuşmamda 2020 bütçesinde geneli dar gelirli tüketiciden alınan dolaylı vergilerin bütçe gelirlerinin %65'ini doğrudan vergilerin ise %35 seviyesinde olduğunu belirtmiştim. Yine bütçede 159 milyar gelir vergisinin 85 milyar TL'sinin işçi, emekçi ve bordroldan kaynağında kesilmek suretiyle elde edildiğini de ifade etmiştim. Bu tablo vergi sisteminin çarpıklığını, vergi adaletinin yokluğunun en önemli delilini teşkil ediyor. Bu pakette uygulamada yarar sağlayabilecek hükümler olmasına rağmen vergi adaletini sağlamak adına tek bir düzenleme bulunmamaktadır. Bugün Türkiye'nin bir numaralı sorunu adaletsizliktir. Çünkü adalet yoksa yoksulluk ve yolsuzluk kaderdir. İşsizliği önleyemezsiniz. Bütçe gelirlerinin ve verginin nereye harcandığını soramaz, sorgulayamazsınız. İsrafı ve talanı durduramazsınız. Her yasa teklifinde olduğu gibi bu teklifle vergi konusunda bile Cumhurbaşkanı'na yetkiler devredilmiştir. Oysa Cumhurbaşkanı hala Merkez Bankası'na yapmaması gereken müdahaleleri yüzünden Türk parasını dünyanın en değersiz paraları arasına sokmuştur. Faiz düşünce enflasyon düşer inat ve iddiasını ispat etme gayretkeşliği yüzünden devlet ve millet her defasında 100 milyar dolarlar faiz ve borç yükü altına girmektedir. Meclisin gücünü ve denetim yetkisini gittikçe yok eden bu başkanlık sistemiyle Türkiye'nin nasıl bir risk altında olduğunu meclisteki milletvekillerinin büyük çoğunluğunun gördüğüne inanıyorum. Bu teklifin 15. maddesi basın kurumlarını ilan gelirlerinden yoksun bırakıyor ve yerel basına büyük darbe vuruluyordu. İktidar vekilleri bu düzenleme ile 10 milyon TL tasarruf sağlamaktan söz ederken dün yine tekrarlanan Merkez Bankası operasyonu ile 10 milyon TL değil 10 milyar dolarlar bir çırpıda kaybedilmiştir. Neyse ki eleştiriler nedeniyle 15. madde tekliften çekildi. Yerel basının şimdilik tehlikeyi atlatmış oldu. Adaletsizlik Türkiye'yi adeta her alanda ayrık otu gibi sarmıştır. Vergi usulüne ilişkin 65 maddelik bir değişiklik söz konusu olmuşken vergi usul kanunu 359 madde mağdurlarının sorununun çözümüne dönük düzenleme yapılmamış olması büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Geçen yıl bu konu hakkında kanun teklifi verdim. Mecliste ve komisyonda dile getirdim. Parti gruplarıyla konuşarak mutabakat sağladık. İktidar partisi milletvekilleri de çözülmesi gereken bir husus olduğu konusunda söz verip kamuoyuna açıklama yaptılar. Dördüncü yargı paketinde düzenleme yapılacağını söylediler. Ama ne var ki paketin ne yargı paketinde ne de bu teklifte düzenleme yapılmadı. Vergi usul kanunu 359. madde kayıt ve belgelerde usulsüzlük yapılması nedeniyle ağır ceza içeren bir maddedir. Buna kimsenin bir itirazı yoktur. Ancak tahrifat yapılan belgenin düzenlemesine bir ceza kullanılmasına ikinci ceza ve her vergi döneminde de cezaların katlanıyor olması orantısız ve 20-30 yıla varan ağır hapis cezaları verilmesine neden oluyor. Hatta olayda suç kastı vergi kaybı olmasa bile ağır cezalar verilebiliyor. Oysa bu suça verilecek cezanın karşılığı Türk Ceza Kanunu 43. maddesinde zincirleme suç kavramıyla tanımlanmıştır. Buna göre aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza 1/4 ile 3/4'e kadar arttırılır.
Türk Ceza Kanunu 43. maddesi bu tür suçlar hakkında açık düzenleme getirmiştir. Tatbikatta vergi müfettişlerinin insaf ve kanaatine göre cezalar verilmektedir. Bu konu yüzünden mağdur olmuş yüz binlerce esnaf bulunmakta olup yıllardır konunun asıl yetkisi meclisten adalet beklemektedirler. İktidar meclis grubu adaletin sağlanması adına yukarıdan ses gelmesini bekliyorsa yüce meclise, adalete ve yüz binlerce mağdura haksızlık ve adaletsizliktir.